Bazen gelecek için hayaller kurarız ama beyin bunu nasıl yapar? Çok güzel. Yani biz bu şekilde algılarken nasıl gelecek için hayal kuruyoruz? Yani gerçekten 5. sınıftaki bir arkadaşımızın bunu merak etmesi güzel. İnşallah bu vereceğim cevabın da üstünde iyi düşünür. Çünkü acayip bir şeyden bahsedeceğim. Ona, onu, onun süper gücünü fark etmesini inşallah sağlayabilirim. Şimdi insanın diğer canlılardan en önemli farklarından bir tanesi beyninin zamanda çok ileri geri gidebilmesi. Hiçbir canlının bizimki kadar geçmişi, uzak geçmişi hatırlaması ve uzak geleceği hayal edebilmesi mümkün olmuyor. Bir tek insanın beynindeki çok gelişmiş ön beyinle ilgili olduğunu düşündüğümüz bir özellik bu. Niye öyle düşünüyoruz? Ön beyine bir hasar verirsek insan bu yeteneğini de yitirebiliyor. Veya geleceği hayal etse bile gelecekle ilgili hiçbir endişe taşımayabiliyor falan ön beyin hasarlarında. Dolayısıyla bu ön beyin sayesinde böyle bir yeteneğe sahip olduğumuz düşünce hemen şu soruyu sormamız lazım. İnsanın bu yetenek ne işine yarar? Bakalım günlük hayatta ne işimize yarıyor? İşte geçmişi düşünüyoruz, hatırlıyoruz geçmişi. Ah lan keşke şöyle yapmasaydım, işte annem bana böyle demeseydi, keşke şuna şöyle davranmasaydım falan filan gibi. Biz sürü anının aslında yükünü taşıyoruz sırtımızda. Geleceğe bakınca da ya okulum ne olacak, sınavları verebilecek miyim, iyi bir işim olacak mı, evlenecek miyim, çocuk çocuğa karışacak mıyım falan filan diye devamlı böyle şeyler. Hatta bu Covid ne olacak, bitecek mi, ekonomik kriz var diyorlar, doların fiyatı bu kadar oldu. Hep böyle endişeli şeyleri düşününce bu geçmiş gelecek meselesi bizi çok yoruyor. Ama aslında... Bu beyin bize niye verilmiş? Yani böyle kullanmak için verilmiş? Hayır öyle değil. Mesela diyelim sevgili Büşra ya da işte herhangi başka bir arkadaşımız o yaşına kadar bir sürü şey yaptı. Diyelim ki her gün düzenli olarak resim çizdi ya da işte müzik yaptı ya da işte bir kitap okudu diyelim. Bir, bir konuyu merak etti, devamlı çalıştı. Yıllar yıllar boyunca bunu yaptığında ne olacak? Geçmişe döndüğünde zihninde bu konuyla ilgili bir sürü birikim bulacak. Mesela resim yapmakta da biraz daha ustalaşmış olacak, değil mi? Okuduğu kitaplardan bir sürü şey öğrenmiş olacak. İşte o sırada bu kadar birikim biriktirmişse zihninde bir şeyler, bir takım yetenekler ya da bilgiler toplamışsa, geleceğe dönük olarak ben bu bilgileri ne yapayım? Acaba bunlarla ne yapabilirim diye düşünmeye başladığında aklına şöyle bir şey geliyor. Mesela Diyor. Atıyorum ben şöyle devasa kimsenin yapmadığı bir tablo yapsam ya da işte sporda şöyle bir şey denesem ya da efendim ben bir kitap yazsam. Mesela galiba liseden beri kitap yazmakla ilgili bir hayalim var. Hatta ilk günlerde arkadaşlarıma hava atıyordum. O zaman yazacağım kitabın ismini de söylüyordum da bugün ilgileneceğim konularla hiç alakası olmadığı için kitabın ismini bile hatırlamıyorum. Ama arkadaşlarım bilirler mesela. Ben şöyle bir kitap yazacağım falan diye. Devam bir kitap kafam vardı. Hiç doğru düz yazmışlığım yoktu ama Böyle hep bir isterdim böyle bir kitap yazma işi olurdu. Böyle bir hayal de kurduğunu düşünün. Şimdi bir insanın geçmişte deneyimi varsa, ileride de hayali de varsa ne yapar? Şimdi o hayaliyle ilgili bir şey yapar. Peki bunu nasıl yapar? Geçmişteki birikimini kullanır. O hayaline doğru gidecek yollardan birini fark eder. İşte o aşılması gereken bir engel varsa onu aşar. Çalışılması gereken bir şey varsa onu yapar. Dolayısıyla bizim zihnimiz geleceği hayal edip onu inşa edebilen, geleceğe yönelik bir şey yapabilen tek zihin. İnsanın süper gücü işte bu. Sevgili Büşra ve genç arkadaşlar sizin de bir avantajınız var. Bizim böyle yaşımız ilerledikçe hayal gücümüz doğal olarak biraz düşüyor. Yani beynin aslında hayali ölmez ama biraz yolda öldürüyorlar. Şimdi ona bir sır vereyim. Mesela okulda okulda dışarıda ya uçma bunlarla ne işin var falan filan. Mesela yarın bir gün Müşra doktor olacağım diyor. Öbürü astronot olacağım diyor. Öbürü başka bir şey olacağım diyor. Diyorlar ki ya Türkiye'nin gerçekleri var kardeşim. Aklını başına topla. Sen adam gibi bir işin olsun. Çalış, malış iş işte. Maaşına bak, sigortan olsun falan gibi. Sizin bu hayallerinizi öldürmeye çalışan çok kimse olacak. Eğer hayallerinizi kurtarabilirseniz hayallerinizi unutmazsanız her gün o hayal sizi kendisine çeken böyle bir mıknatıs gibi davranır ve siz sürekli o hayali kurmaya devam ettikçe o konuda birikim doldurmaya devam edersiniz. Deneyiminiz artar, hayaliniz büyür, deneyiminiz artar, hayaliniz büyür ve siz her an o hayalle ilgili yatıp uyurken bile bir şeyler yapabilirsiniz. Beyniniz sürekli onun üzerine çalışır ve bir süre sonra zank diye ortaya bir şeyle çıkarsınız. İnsanlar aa bunu nasıl yaptı acaba diye sorarlar. Siz de anlamazsınız nasıl yaptığınızı. Vallahi bilmiyorum işte böyle takılıyorduk oldu falan dersiniz. Bütün insanlar bundan faydalanırken siz daha büyük bir hayalin peşine çoktan düşmüş olursunuz. Peki bu yeteneği kullanmayan insanlara ne olur? Hayal gücünü kaybeden insana ne olur? Hayat çok sıkıcı olur. Ve insanın bu özelliği başı boş kaldığında, kullanılmadığında biraz önce söylediğim gibi hep geçmişteki ahlara vahlara ve hep gelecekteki endişelere takılır. Bu yüzden insanın şimdiki anı da maalesef sırf bu konularla ilgili endişelenmekle ya da pişman olmakla geçer. Hiç güzel bir hayat değil. O yüzden hayallerinizi büyük tutun. Kocaman kocaman hayaller kurun hiç kimseyi de dinlemeyin hayalleriniz. Yani hiç kimseyi dinlemeyin derken hayallerinizin olmayacağını söyleyen kimseye inanmayın. Ama sizin hayallerinize destek verebilecek herkesi can kulağınızda dinleyin. Öğüt almayı ihmal etmeyin. Neticede biz de dün işte ya bu Nobel ödüllü arkadaşın da 5 sorusunu 10 sorusunu biz cevaplamıştık diye hava atalım inşallah. Öyle yani bu dünya. Bu işte bu yüzden hayal edebiliyoruz. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim soruya cevap olarak. Mesela bizim bu geleceği hayal etme yeteneğimiz sadece hayallere gitmek için değildir. Bizim beynimiz şöyle çalışır. Mesela Hazal bana bir tane soru sordu. Hazal bu soruyu sorduğunda ben soruyu diyelim anladım. Beynimin arkasındaki anlama kısımlarıyla. Sonra beynimin ön tarafıyla konuşma planlamaya başladım. Bu konuşmayı şöyle planlıyorum. Diyorum ki mesela ben şu anda bir işte soruyorum YouTube programında konuşmacıyım. İşte bizi şu kadar insan izliyor. Şimdi ya kadar? 251 kişi. Aa ne kadar az. 250 bir kişi beğenmiş bu videoyu. Demek ki bayağı insan bizi seviyor. Dolayısıyla Mesela şöyle bir şey desem o insanlar nasıl anlar? Onun yerine şöyle desem nasıl anlar diye zihnim saniyenin kesirleri içerisinde yüzlerce deneme yapıyor. Ve ben bunların arasından en uygun olanını pıt diye inşallah söylüyorum. Ve böylece insanlarla anlaşabilmem, onlara derdimi anlatabilmem daha kolay oluyor. Buna beynin ileri yönelik simülasyon yeteneği diyoruz. Ve biz bütün hareketlerimizi amaca uygun olarak aslında böyle yapabiliyoruz. Bu da ön beyin hasarlarında kaybettiğimiz yeteneklerden bir tanesi. Mesela sosyal ortamda usulüne uygun davranmak, kendimizi utandıracak hareketler yapmamak ne sayede mümkün olabiliyor? Biliyoruz ki mesela o anda canımız sesli sesli geğirmek ya da durduğumuz yerde ters paranda atmak istiyor diyelim. Ama bakıyoruz şimdi bunu yapsam insanlar şöyle düşünür. Bunu yapsam böyle tepki böyle. O zaman ben bunu yapmayayım. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim. Siz nasılsınız efendim? Moduna geçiyoruz mesela. İleriye yönelik olarak zihnimizin sürekli simülasyon yapması sayesinde biz hem normal ellerimizle, bedenimizle yaptığımız fiziksel işleri hem de zihinsel ve sosyal aktivitelerimizi gayet amaca uygun, gelecekteki olası durumları dikkate alan bir şekilde yapabiliyoruz. Demek ki iyi ki de geleceği algılayan bir zihnimiz var. Bu gayet güzel bir şey. Yerinde kullanıldığı takdirde. Hocam şeyi düşündüm ben bir ara dikkatim dağıldı. Bir insan otururken acaba ben bu konuşma içinde nerede parende atmalıyım diye düşünürse bu durum nasıl olabilir <laughs> Mesela benim aklıma bazen böyle şeyler geliyor, bir dirilik yapısım geliyor ama yani tabii şimdi yapmıyoruz. Yani koca adamsın, ayıp bir şey falan yani değil mi? Bir oturmak lazım. <laughs>